MIT açık ders malzemeleri 6046J algoritmalara giriş ders 14. Bugün daha önce amortize edilmiş çözümlemede öğrendiğimiz bazı teknikleri kullanacağız. Bugünkü konumuz çevrim içi algoritmalar diye adlandırılan algoritmaların karşılaştırılması. Bu konuyu self-organizing lists yani kendi kendine organize olan listeler diye çağrılan bir problemle işleyeceğiz. Bu problem için n elemanlı bir büyük L listemiz var ve bir operation yani işlemimiz var. Öğeleri doğru yazmalıyım. X'in erişimi yani erişim x listedeki x elemanına erişimi ifade eder. Bu aramayla veya istediğiniz başka bir şekilde sağlanabilir. Ama temelde bu gidip o elemanla ilinti kurar. Bu işlemin maliyeti x'in listedeki rankına bağlıdır ki bu da x'in listenin başına olan uzaklığıdır. Bizim yapabileceklerimizi algoritma yapar. Bu kullanıcının yapacağıdır. Kullanıcı listede bir gruba erişim yapar. Bir elemandan başka bir elemana dilediği sırayla erişim yapar. Öte yandan L komşu elemanların yerleri değiştirilerek tekrar sıralanabilir. Bunun için maliyet 1'dir. Örnek olarak listenin bu olduğunu varsayalım. Burada bir şeyleri kaçırdım. Problem değil ama bunu videoyla uygun hale getirmem lazım. Evet, burada bir listemiz var. 14'e erişmek istersem 14 anahtarına sahip elemana. Bu bana 1, 2, 3, 4 adıma mal olur. Erişim için maliyet 4'tür. Burada kullanıcının yapacağı bir grup erişim var. Eğer bir şeylere daha sık erişilmesi gerekiyorsa bu elemanları listede daha önlere taşımak isteyeceğiz. Böylece daha uzun arama yapmamız gerekmeyecek. Bunu yapmak için elemanların yerlerini değiştirmem gerekir. Mesela 3 ile 50'nin bu da bana 1'e mal olur. Yani bunu 50, bunu da 3 yapıyorum. Affedersiniz, normal olarak bu işi işaretçilerin yerini değiştirerek yaparsınız.
Bu kullanılan iki işlemdir. Bunu çevrim içi diye anılan yaklaşımla yapacağız. Önce çevrim içini tanımlayalım. Bir S işlemler dizisinde işlemler birer birer yapılmakta. Her bir işlem için çevrim içi bir algoritma işlemi anında koşturmalıdır. Öyle ki bu koşturma sıradaki işlemi inceleme şansı olmadan yapılmalıdır. Dolayısıyla ilk eleman için kararınızı verdiğinizde ikinci, üçüncü ve daha sonra gelecek elemanlarla ilgilenmezsiniz. İkinciyi aldığınızda kararınızı verirsiniz ve bu şekilde devam eder. Bu çevrim içi algoritmadır. Buna karşılık çevrim dışı algoritmada ise S dizisinin tamamını önceden görebilirsiniz. Yani çevrim dışı bir algoritma dizinin tamamını görür ve kararını birinci elemana, ikinci elemana ve sonra gelenlere ne yapmak istediğine göre karar verir. Yani çevrim dışı algoritma bütün diziye bakıyor. Diyelim ki 17. elemana çok fazla erişildiğini gördüm. Bu elemanı listenin başına doğru getiririm. Bu sayede çevrim dışı algoritmanın erişim maliyetleri azalır. Çevrim içi algoritma ise bunların hiçbirini görmez. Tetris oyununu biliyorsanız çevrim içi algoritma Tetris'e benzer. Bir şekil gelir, daha sonra başka bir tane gelir. Şekil aşağı doğru kaymaya başlar. Bu şekli sağa sola hareket ettirirsiniz ve yerine bırakırsınız. Aslında bu oyunda bir sonraki gelecek şekli görürsünüz. Ama genellikle bu oyun safça çevrim içidir. Bir sonra gelecek şeklin ne olduğu çoğu zaman sizin elinizdeki şekille ne yapacağınızı etkilemez. Bir karar verirsiniz. Eğer farklı bir karar verseydiniz daha iyi olabilirdi. Problemin türü bu. Çevrim dışı Tetris oynasaydık, gelecek bütün şekilleri önceden görebilirdik. Böylece bununla ne yapacağımı önceden karar verebilirdik. Her algoritmanın amacı online veya offline çevrim içi veya çevrim dışı toplam maliyeti azaltabilmektir. Bu algoritmayı adlandırmayı unuttum. Toplam maliyet CA parantez içerisinde S. A algoritmasının S dizisi için maliyeti. Bu bizim toplam maliyet için kullanacağımız singelem. Problemin hazırlıklara ilgili herhangi bir soru var mı? Problemimiz çevrim içi bir problem. Elemanları tek tek ele alacağız ve ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz. Bunun için en kötü durum çözümlemesi yapalım. En kötü durum çözümlemesi yaparken bize dizinin bir rakibimiz tarafından verildiğini düşüneceğiz. Bu rakibimiz bizim ne yaptığımızı görecek. Rakibimizin stratejisi ne olmalı? Bizim planlarımızı bozmak. Evet, fikir bu. Peki nasıl bozacak? Bu problem için ne yapmalı? Ne yapacak? Evet. Elemanlarımızı nasıl sıralarsak sıralayalım. Rakibimiz her basamağa bakacak ve en son eleman hangisi ise onu erişeceği eleman olarak seçecektir. Doğru mu? Rakibimiz
Biz nasıl sıralarsak her zaman listenin sonundaki kuyruk elemanına erişecektir. Bunun maliyeti her algoritma için omega s'nin boyutu çarpı n olacaktır. Çünkü her zaman bütün dizi için zaman harcayacaksınız. Dizideki her eleman için n maliyeti olacaktır. Yani en kötü durumda çok da kötü değil, çok iyi de değil. Sorunuz mu var? Bu çözümleme çevrim içi algoritma için geçerli. Çevrim dışı algoritma, eğer bunları isimlendirirseniz doğru. Dolayısıyla bunu çevrim dışı, özür dilerim, çevrim içi bir yaklaşımla çözme yolunu arayacağız. Çevrim içi algoritmada rakibimiz çok acımasız olabilir. Hep en sondaki elemana erişmemizi sağlayabilir. Dolayısıyla süreç içinde uzmanlar en kötü durumu düzeltemiyorsam ortalama durumu düzeltmeye bakmalıyım demeye başladılar. Farklı elemanların bir olasılık dağılımı vardır. Ortalama durum çözümlemesinde x elemanına px ihtimaliyle erişildiğini varsayalım. Elemanların bir öncelikli dağılım özelliği olduğunu düşünelim. Diziyi işleyen algoritmanın beklenen maliyetini hesaplayalım. Eğer bütün elemanları belli bir sıraya koyarsam ve tekrar sıralamayla uğraşmayıp bu dağılım için en iyi çalışacak statik bir sıralama var mı diye sadece bakarsam maliyet beklenen değerin tanımı gereği x'in olasılığı çarpı maliyet olur. Ve bu maliyet x'in o sıralamadaki rankıdır. Peki bu ne zaman en aza iner? Sadece beklenenlerin tanımıdır. X'in erişim olasılığı çarpı maliyet ve bunların tüm elemanlar üzerinde toplamı. Maliyetimiz her eleman için elemanın dizdeki pozisyonu olacaktır. Peki bu ne zaman en aza iner? Eleman en alt ranka yakınken diğer elemanlar ne olur? Bu ne demek? Evet, bu elemanları azalan olasılık değerlerine göre sıralamak gerekir, değil mi? Eğer listemiz azalan p olasılık değerlerine göre azalan biçimde sıralanırsa, maliyette en aza indirgenmiş olur. Yani en fazla gelme ihtimali olan elemanı listenin önüne, gelme ihtimali en az olanı listenin sonuna koymalıyız. Bu ispatlaması zor bir şey değildir. Burada sıraya uymayan iki eleman olduğunu varsayalım ve bunların yerlerini değiştirelim. Bu optimizasyon yani en iyileme fonksiyonunu geliştirecektir.
Bunu bilmediğimizi varsayalım. Basitçe her elemana kaç kere erişildiğini kaydedelim. Ve listeyi erişim sayısındaki azalışa bağımlı olarak sıralayalım. Her ne zaman bir elemana erişilirse bu elemanın erişim sayısını artıralım. Bu elemanı en fazla bir pozisyon yukarı taşırsam bu bana bir değişim maliyetine mal olur. Aslında bir grup eşit değerli elemana sahipsem daha fazlaya mal olabilir. Ancak buradaki fikir zaman içinde büyük sayılar kanununa göre bu olasılık dağılımına yaklaşacaktır. Bu elemana erişim sayısı ya da frekansı bölü toplam erişim sayısı bunun olasılık değeri olacaktır. Burada elemanları azalan olasılık değerlerine göre sıralayacağız. Ayrıca bu elemanlara belirli bir olasılık dağılımına uyumlu şekilde erişildiğini varsayıyoruz. Burada yapabileceğiniz çok bir şey yok gibi gözüküyor. Bu yarışmacı çözümlemenin çok inandırıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten çok kuvvetli. Bu aynı zamanda insanların pratikte kullandıkları yöntemlerden çıkarılmıştır. Pratikte sık erişilen elemana move to front yani öne taşı denilen bir heuristik komutu uygulanır. Bu heuristik bir fikirdir. Buradaki temel fikir bir elemana erişildiğinde bunun öne taşınmasıdır. Bu maliyeti sadece ikiye katlar. Çünkü önce giderim ve elemana erişirim. Sonra da elemanın rank sayısı yer değiştirmeleriyle öne tekrar taşırım. Dolayısıyla bunun iki düzeyinde bir maliyeti olur. Dolayısıyla zaman içinde sık erişilen elemanların önlerde olmasını bekleriz. X'e eriştikten sonra X'i yer değiştirme işlemleriyle listenin başına taşıyoruz. Ve bunun maliyeti X'in L'deki seviyesinin iki katıdır. Buradaki 2, biri erişim, biri de yer değiştirme maliyetinden geliyor. Bu olgu erişim düzeninde yerellik açısından da önemli bir özelliği ortaya çıkartır. Eğer eriştiğim elemana kısa sürede başka erişim yapacaksam, yerellikten dolayı maliyetim daha az olacaktır. Bu birçok giriş yapısında görülür. Bu yerellik olgusuna iyi yanıt verir. Çünkü başa yakın bir yerlerde olacaktır. Ona eriştikten kısa süre sonra tekrar erişme durumum varsa bu temporal locality yani zamansal yerellik olarak anılır ve bir elemanı çağırdığımda bu elemana yakın başka elemanları çağırma ihtimali durumudur. Bu tür algoritmalar erişimin sıcaklığı durumunda çok iyi çalışır. Yani algoritma S'deki yerellikte iyi çalışır. Bu durum önceden de bilinmekle birlikte
Danny Slater ve Bob Tarjan'ın ürettiği çok önemli bir başka makaleye ilham vermiştir. Onlar bu probleme bambaşka bir açıdan yaklaştılar. Bu aynı zamanda yüksek performanslı işlemcilerdeki ön belleklemeden dik sayfalaması çözümlemelerine kadar çok sayıda uygulamada temel yaklaşımı oluşturur. Ve bu kompetitif yani yarışmacı çözümleme tanımı şöyledir. Bir çevrim içi algoritma A'nın alfa yarışmacı olması için bir K sabitinin olması ve herhangi bir S diziliminde yürütülen işlemler için S'de A algoritmasını kullanmanın maliyeti alfa çarpı operasyon yani opt maliyetiyle sınırlı olmalıdır. Burada opt en iyi çevrim dışı algoritmanın kısaltması olarak kullanılır. Opt yani en iyi çevrim dışı algoritma tüm dizilimi bilen ve bu dizilim üzerinde kesinlikle en iyi sonucu veren algoritmadır. Ve maliyeti de budur. Buna bazen Tanrı'nın algoritması denir. Dini sınıfa sokmak ya da birilerini kızdırmak gibi bir amacım yok ama insanlar bazen bunu böyle adlandırırlar. Dolayısıyla bu bir bilge gibi yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu kesin olarak bilir, geleceği görür ve her yerde çalışır. Bu opt algoritmasıdır. Maliyet de basitçe alfa çarpanı neyse odur. Bu bazı şeylerin bir fonksiyonu olabilir veya bir sabit çarpı en iyi algoritma olabilir. Ayrıca burada bir sabit olma ihtimali de vardır. Mesela alfa 2 yani yarışmacı değeri 2. Bu en kötü durumda bütün bilgiye sahip algoritmayı ikiye katlayacağınız anlamına gelir. Ancak bunu çevrim içi olarak yaparız. Bu gerçekten güçlü bir kavramdır. Bana göre böyle şeylerin varlığını yeterince açık olmaması ilginçtir. Burada vurgulanması gereken dağılımla veya dağılım olasılıklar ile ilgili herhangi bir varsayımın olmamasıdır. Bu tamamen sizin verdiğiniz dizidir. En iyi algoritmaya alfa çarpanı kadar yakınsınız. Bu gerçekten dikkat çekicidir. Takip eden teoremi kanıtlayacağız ve bunu daha önce Slater ve Tarjan yapmıştı. MTF, Move to Front, öne taşıma, kendi kendini düzenleyen listelerin yarışmacı değeri 4'tür. Her seferinde rakibin listenin en sonuna erişim sağlanmasını istediğini düşünelim. Yani karşı taraf buna erişmenizi istiyor. MTF gerçekten çok kötü çalışacak. Çünkü en sondaki elemanı alıp en başa taşıyorum. Daha sonra tekrar en sondaki elemana geçiyorum. Bu öne taşımak için kötü bir dizidir. Ve bunu yapmak gerçekten uzun sürer. Ancak liste ne kadar uzun olursa olsun kimse 4 katından daha kısa sürede yapamaz. Bu gerçekten etkileyicidir. Evet, bu kötü bir dizi.
Ancak herhangi bir genellik veya algoritmanın bütününü görebildiği bir avantajlı durum varsa MTF bundan yararlanır. Tabii ki dört faktörün içinde kalarak. Bu önemli bir teorem. Birçok çevrimiçi algoritmanın çözümlemesinin temelini de bu oluşturur. Bugün hemen hemen bütün çevrimiçi algoritmalar yarışmacı çözümlemenin bir türünü kullanır. Tamam, her zaman kullanılmaz. Bazen olasılık çözümlemesi veya başka bir şey kullanabilirsiniz. Ancak burada baskın çözümlemesi türü yarışmacı analizdir. Çünkü herhangi bir istatistiksel varsayım yapmanız gerekmez. Sadece algoritmanın çalıştığını kanıtlamanız yeter. Bu bence önemli. Sizce de değil mi? Bu teoremi kanıtlayalım. Dersin geri kalanı bu ispat ile geçireceğiz. İspat bazı açılardan çok zor değil ama sezgisel de değil. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Tamam, şimdi biraz simgelem kullanalım. LI, MTF'nin listesinin ince erişiminden sonraki hali olsun. LI yıldız, Opt'un ince erişiminden sonraki listesi olsun. Genel değer Opt'tan bahsediyorsak bir yıldız koyacağım. MTF'den bahsediyorsak herhangi bir şey koymayacağım. Bu liste olacak. O zaman liste nedir tanımlayabilir miyiz? Listenin L'yi eksi birden L'ye geçişini sağlayacak bir işlemi kurumlayabiliriz. Bu ince işlemin yaptığıdır. Erişilen elemanı öne taşıyoruz. Opt belki de yapılacak en iyi şeyi yapıyor. Bilmiyoruz. CI MTF'nin ince işleminin maliyeti olsun. Bu eğer erişilen eleman X ise iki çarpı rank L'yi eksi bir X'tir. Bunun 2 olmasının nedeni önce L'yi eksi 1'de X'e erişeceğiz, sonra da onu L'ye dönüştüreceğiz. Benzer olarak C'yi yıldız, Opt'un ince işleminin maliyeti olsun. Bu da L'yi eksi 1 yıldız rankıdır. Listesi her neyse. Daha sonra bazı TI sıra değiştirmeleri olacaktır. TI, Opt'un neden olduğu yer değiştirmelerin sayısıdır. Dolayısıyla uğraşılması gereken iki listemiz ve iki farklı maliyetimiz olacaktır. Ayrıca bir şekilde MTF ile Opt listelerinin belli bir zaman diliminde karşılaştırması ile de ilgileniyoruz. Peki bunu nasıl yapacağımızı düşünüyorsunuz? Hangi teknik bu iki listenin karşılaştırması için uygun olur? Geçen derste bahsettiğimiz hangi genel teknik? Evet, bu amortize edilmiş bir teknik olacak ama ne? Bunları nasıl karşılaştıracağız? Geçen sefer ne öğrenmiştik? Potansiyel fonksiyonu, güzel.
İki listenin ne kadar farklı olduğunu hesaplayan bir potansiyel fonksiyonunu tanımlayacağız. MTF listesini gerçek sayılara dönüştüren fi potansiyel fonksiyonunu tanımlayacağız. Fi li bu kümenin eleman sayısının iki katı olacaktır. Bu iyi listesinde bir şeyin önce geldiğini belirleyen precedes simgelemidir. Böylece herhangi iki eleman arasında bir ilişki tanımlayabiliriz. Burada li listesinde x y'den önce geliyor. Baştan başladığım için önce x ile karşılaşıyorum. İki liste arasında uyumsuzluklarla ilgileniyorum. MTF listesinde x Y'nin önünde ama op listesinde Y daha önce. Burada bir uyumsuzluk var. Burada kümenin eleman sayısı ile ilgileniyoruz. Ve onu 2 ile çarpıyoruz. Bu tarz şeyler için bir ismimiz var. Hatırlayan var mı? Evet. Inversion yani evirme. Evirme sayısını 2 ile çarpıyoruz. Örneğin diyelim ki li 5 elemanlı bir liste. İşleri basitleştirmek için buradaki elemanlar için harfleri kullanıyorum. Bu durumda evet bu durumda fi li eleman sayısının iki katı olacak. Yapmak istediğimiz aynı sırada olmayan elemanları bulmak. Buna bakıyorum. E ve C bu sırada ama burada C ve E bu sırada. Bunlar sıralı değiller. Bu benim elemanlarımdan biri olur. E, C ve sonra E ve A ve A ve E. Bunlar da aynı sırada değil. Daha sonra E, D ve D, E sırasız. Ve EB ve BE de sırasız. CA, CA bunlar sıralı yani sayılmayacak. CD, CD, CB, CB, C ile yapılacak bir şey yok. AD, AD, AB, AB bunlar da sıralı. DB, BD. Ve B de son sırasız eleman. Bu benim potansiyel fonksiyonum ki bu da 10'a eşit. Çünkü kümenin eleman sayısı 5 çarpı 2. İki liste arasında 5 tane evirme inversion var. Bu potansiyel fonksiyonun bazı özelliklerine bakalım.
Öncelikle fi li bütün i'ler için sıfıra büyük eşittir. Evirmelerin sayısı sıfır olabilir ama asla sıfırdan küçük olamaz. Yani en az sıfır olur. Bu potansiyel fonksiyonların özelliklerinden biridir. Peki fi l sıfır bu sıfıra mı eşit? Bu listenin neyle başladığına göre değişir. Başlangıç sıralamasına bakmak gerekir. Eğer sıfır ise ikisi de aynı listedir. Herhangi bir evirme yoktur. Ancak farklı listeleriyle de başlayabilirler. Farklı listelerle başlanmasından daha sonra bahsedeceğiz. Ancak şimdilik bunun sıfır olduğunu, çünkü aynı listeyle başladıklarını kabul edelim. Bu adi bir karşılaştırma gibi gözüküyor. Şimdi elimizde bu iki listenin ne kadar farklı olduğunu gösteren bir potansiyel fonksiyon var. Sezgisel olarak ne kadar çok farklılık varsa o kadar çok işin depolanması için harcama yapmak zorunda olacağımızı biliyoruz. Opt listeyi bizimkinden ne kadar farklı olacak şekilde değiştirirse MTF bu farklılığı bize iş çıktısı olarak verirken yararına kullanabilir. Bunun nasıl olduğunu göreceğiz. Önce başka bir gözlem yapalım. Bir sıra değiştirme işlemi için fi ne kadar değişiyor? Eğer bir sıra değiştirme yaparsanız evirme sayısı nasıl etkileniyor? Bir sıra değiştirme yapıldığında fi ne olacaktır? Evet. Bir sıra değiştirme yapıldığında fi ne olacaktır? Evet, bu n eksi birden küçük olur eğer n yeterince büyükse. Burada iki elemanın sırasını değiştirdiğimi düşünün. Ne kadar değişiklik olacaktır? Evet, temel olarak 1 veya eksi 1. Çünkü bir yer değiştirme bir evirme yaratır. Veya yok eder. Yani C ve A'nın yerini değiştirdiğim zaman sadece C ve A'nın ilişkisi etkilenir. Diğerleri aynı kalır. Bir sıra değiştirme yaptığımda eğer aynı sıradalarsa yeni bir evirme yaratmış olurum. Veya eğer yanlış sıradaysalar onları doğru sıraya sokmuş olurum. Yani potansiyel fonksiyon fi'deki değişim artı veya eksi 2 olur. Çünkü her bir evirme için 2 sayıyoruz. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Yani sıra değiştirmeler potansiyeli çok değiştirmiyor. Sadece bir değişim oluyor. Bir evirme için potansiyel ya 2 artıyor ya da 2 azalıyor. Bu iki algoritmanın nasıl çalıştığına bakalım.
Peki. İ işlemi iki listedeki x'e erişirken ne oluyor? Bunu yapabilmek için bazı kümeler tanımlamalıyım. X'e eriştiğimiz zaman iki listeye bakacağız ve ilişkilerinin ne olduğunu göreceğiz. Önce ve sonra gelenleri görüp ne olup bittiğini anlamak için burada bir resim çok yararlı olacak. Burada L i-1 var ve listemiz var. Onu bu şekilde çiziyorum. Burada bir yerlerde x'imiz var. Burada da l-1 yıldız var. Ki bu opt listesidir. Ve buralarda bir yerlerde x var. Böylece bu küme nedir? Bu x'ten önce gelen y'lerin kümesi. Temel olarak A ve B kümeleri. Bunlar ikisinde de x'ten önce gelenler. Bazen bunlar y'ler A'da x'ten önce geliyor ama B'de de x'ten sonra geliyorlar. Peki benzer biçimde aşağıdaki bu küme nedir? Bu A birleşim C. Güzel. Peki ya bu ne? Bu C birleşim D olsa iyi olur. Çünkü burada A birleşim B var ve burada X var. Yani başka bir şey olsa iyi olur. Burada da B birleşim D var. Bunlar bizim ilgileneceğimiz dört küme. Aslında daha çok bu ikisiyle ayrıca burada R yani X'in yeriyle ilgili de bir şeyler biliyoruz. X'in yeri X'in L-1'deki rankı olacak. Burada R yıldızımız var. X'in L-1 yıldızdaki rankı bu olacak. Bu rankların ne olduğunu biliyoruz. Burada ilgileneceğimiz konu rankların kümeler cinsinden ifadesi.
Bunun yeri neresi? Burada rank yani R A'nın büyüklüğü artı B'nin büyüklüğü artı 1'e eşit. Ve R yıldız A'nın büyüklüğü artı C'nin büyüklüğü artı 1'e eşit. Burada iki algoritmamız ne yapıyorlar bakalım. X'e erişim olduğu zaman X'i listenin başına taşıyoruz. En başa gidiyor. Kaç tane evirme yaratıldı ve yok edildi? Önce bunun tarafından kaç tane yaratıldı? Kaç tane evirme yaratıldı? Kaç tane evirme yaratıldı? X'i başa taşıyoruz ve ilgilendiğimiz şey bu iki kümedeki herhangi bir elemanın aşağıda sıralarının değişmesi. B'ye bakarsak ama önce A'ya bakalım. A'da aynı sırada olanlar var. Her iki listede de. Yani A'daki her şey X başa alındığında bir evirme olarak sayılacak. Bunu herkes görebildi mi? Dolayısıyla A'daki evirmelerin sayısını çıkarırım. B'de bu listede X'ten önce gelen ve bu listede de X'ten sonra gelenlerin ilişkileri X'i hareket ettirdikten sonra doğru sıraya girerler. Dolayısıyla B'deki evirmeleri yok ederim. B'deki evirmelerin sayısı kadarını. Öne taşıma işleminden sonra bu olur. Yok etme. Bu şekilde A evirmelerini yaratıyor ve B evirmelerini yok ediyoruz. Şimdi de opt ne yapıyor ona bakalım. Her yer değiştirmede opt ne yapıyor bilmiyoruz. X'i bu yöne veya bu yöne hareket ettirebiliyoruz. Bilmiyoruz. Fakat her yer değiştirmede kaç tane evme yaratacağı ile ilgileniyoruz. Her bir yer değiştirme için en fazla bir evirme yaratıldığını tartışmıştık. Dolayısıyla daha fazla evirme yaratılabilir değil mi? Bunu buraya yazalım. Böylece potansiyeldeki değişim en fazla 2 çarpı a eksi b artı küçük ti olur. Ti opt'un ikinci basamakta İkinci işlem için yarattığı yer değiştirmeleridir. Yani potansiyeldeki değişim bu fonksiyonun iki katı olacaktır.
bunu ve bu iki olguyu, bunu ve bunu Optun MTF'den çok daha iyi olamayacağını göstermek için kullanalım. Bunu i'inci işlemin amortize edilmiş maliyetine bakarak yapacağız. MTF'nin amortize edilmiş maliyeti nedir? Sonra da amortize edilmiş maliyetlerin gerçek maliyetlerin üst sınırını belirleyeceğini söyleyeceğiz. Amortize edilmiş maliyetleri hesaplamak daha kolaydır. Amortize edilmiş maliyet CI şapka olsun. Sağda yeterince yerim olduğundan emin olmalıyım. CI şapka gerçek maliyet artı potansiyel değişimine eşittir. Bu amortize edilmiş maliyetlerin verilen bir potansiyel fonksiyonu ile tanımıdır. İ işleminin maliyeti nedir? Bu bağlamda ve x'e erişmiş olma durumunda İ işleminin maliyeti ne? İki kere x'in rankı yani 2r. 2r bu kısım için artı potansiyel değişim için bir üst sınırımız var. O da bu. Böylece 2 kere a eksi b'nin niceliği artı t'yi. Herkes izliyor mu? Bu eşittir 2r artı 2 kere a'nın büyüklüğü eksi. Peki b için başka bir temrin kullanmak istiyorum ve güzel bir şey ortaya çıkıyor. A, b ve r içeren bir eşitliğim var. B'nin büyüklüğü yerine bunu yazarak b'den kurtuluyorum. B'nin yerine buraya ne yazmam gerekiyor? B neye eşit? R eksi A'nın büyüklüğü eksi 1. Bunu başka şekilde yazdım. Daha sonra artı T'yi. Bu R eşit A artı B artı 1 olduğundan böyledir. Herkes hala benimle mi? Bu sadece cebir. Cebiri doğru yapmalıyız. Bu da şuna eşit. Her şeyi çarparak açalım. 2R artı 2A eksi eksi A. Bu 4A'dır. 2 kere eksi r eksi 2 r'dir. 2 kere eksi 1 eksi 2'dir. Ama bu eksi eksi 2 yani artı 2'dir. Sonra 2 t'yi var. Bu sadece cebir. Bu kötü değil. Bir değişkenden daha kurtulmuş olduk. Hangi değişkenden kurtulduk? R'den. Evirme sayısını bildiğim sürece rankın bir önemi yoktur. Bu şimdi 4A artı 2 artı 2T'ye eşit.
Bunun da 4 çarpı R yıldız artı T'den büyük eşit olduğunu savunuyorum. Çünkü diğer verimizi kullanarak R yıldız A artı C'nin büyüklüğü artı 1'e eşittir. Bu da A'nın büyüklüğü artı 1 ve büyük eşittir. Burada A'ya bakarsam burada ne yapmışım? Eğer R yıldız A artı 1'den büyük eşitse değil mi? A artı 1 güzel. Bu aslında 4 A artı 4'ten büyük eşittir. Yani 4 kere A artı 1. Burada başka bir cebir işlemini devreye sokabilirim. Çünkü eğer bunu doğrulamazsam sinirlenebilirim. Bu basitçe 4 A artı 4'tür. Bu 4 kere A artı 1. A artı 1 R yıldızdan küçük eşittir. Böylece 2T'yi en çok 4T'yidir. Böylece bunu elde ettim. Bunun nereden geldiğini herkes anladı mı? Peki R yıldız artı T'yi nedir? R yıldız artı T'yi. Nedir? CI yıldızdır. Sadece CI yıldızdır. Dolayısıyla ikinci işlemin amortize maliyeti en fazla 4 kere opt maliyetidir. Bu gerçekten dikkat çekici. Yani ikinci işlemin amortize maliyeti en fazla 4 kere opt maliyettir. Şimdi doğal olarak toplam maliyetin çözünmesine geçmeliyiz. Bu potansiyel fonksiyonunu çözümlemelerde kullandığımız rutin bir işlemdir. S'nin MTF'sinin maliyeti tanımından geldiği gibi bağımsız maliyetlerin toplamıdır. Bu i eşit 1'den S'ye kadar amortize maliyetlerin toplamı artı potansiyeldeki eksi bunu doğru yaptım mı? Hayır, parantezleri yanlış yere koydum. Şimdi doğru oldu. Bir parantezi unutmuşum. Geçmişte amortize maliyeti C artı potansiyeldeki değişim olarak ifade etmiştim. Şimdi bu iki terimi öbür tarafa atarak gerçek toplam maliyeti amortize edilmiş maliyet cinsinden ifade ediyorum. Böylece bu değişimle phi L i eksi 1 eksi fi l'yi elde ediyorum. Bu doğrusal olduğundan en fazla amortize maliyetlerin toplamı kadar yani en fazla 4 c yıldız olabilir. Böylece toplam i eşit 1'den s'ye kadar 4 c yıldız olur. Ve buradaki terimlere yakından bakarsak
Her terim bir kere eklenmiş, bir kere çıkartılmış. Limitli olanlar hariç. Dolayısıyla artı fi l 0, eksi fi l 6 s'nin büyüklüğü kalır. Bu terim sıfırdır. Bu terim sıfırdan büyük eşittir. Yani bütün bu eşitlik küçük eşittir. Buna, peki bu nedir? Bu 4 kere opt maliyetidir. Biz 4 yarışmacı düzeyindeyiz. Bu bana göre hayranlık verici. Çok zor değil ama neredeyse herhangi bilge bir algoritma kadar iyi. Pratikte bu önemli bir buluş. Özellikle birbirine zincirleme bağlı bir kıyım listeniz varsa. Sıralı olmayan bir kıyım listesinde elemanlara ulaşıp başa taşıma işlemlerindeki koşma zamanında %30-40 tasarruf yapabilirsiniz. Çünkü içerideki elemanları bulmak daha kolay olacaktır. Bu tabii ki dağılıma bağlıdır. Ama sıralama için en uygun algoritmayı seçmekten çok da uzak olmazsınız. En uygun çevrim dışı algoritmadan. Gerçekten etkileyici. Size Slater ve Tarjan'ın orijinal makalesini ödev olarak verdik. Bu makalede onlar biraz daha farklı bir yöntem izliyorlar. Onlar X'in öne hareketlerindeki yer değiştirmelerini bedelsiz sayıyorlar. Eğer linked ya da bağlı bir listem varsa, x'i bulduğumda sadece sabit bir sayıda işaretçi işlemiyle x'i öne alabilirim. Onu ayırıp başa almak için bütün yoldakilerin yerini değiştirmem gerekmez. Bu nedenle onların kullandığı daha gerçekçi bir modeldir. Ben bunu tartışmayı tercih ettim çünkü bu biraz daha kolay. Ama onların modelinde bir şeye eriştiğinizde veya o şeyi öne getirirken bu işlemler bedavaya mal oluyor. Bu model x'i sabit zamanda l'den ayırıp birleştirir. Move to front, yani MTF, iki yarışmacı değerini alır. Optimum'un iki katı seviyesindedir. Bu üzerinde çalışmak için güzel bir egzersiz. Bu modeli ne gibi durumlarda kullanmamız gerektiğini okurken daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca maliyetsiz yer değiştirmeleri de bir tırnak içine almanız gerekecek. Ama matematik yaklaşık olarak aynıdır.
Şimdi size söz verdiğim başka bir konuya bakalım. Eğer aynı olmayan listeler ile işe başlanırsa ne olur? Başlangıçta iki liste birbirinden farklıysa ne olur? Bu durumda potansiyel fonksiyonu ne kadar büyük olabilir? Listeler farklı ise potansiyel fonksiyonu hangi büyüklükte işe başlar? Listelerin farklı olduğunu düşünelim. Opt diyecek ki, tamam, listemi kullanacağım diziye göre sıralıyorum. Ve MTF de kendi kullanması gereken listeden başlayacak. Acaba opt hangi listeden başlayacaktır? Bir rakip olarak. Evet, opt MTF'nin başlayacağının tersini seçecektir, değil mi? Ve eğer tersini seçerse evrilmelerin sayısı ne olur? Tersten sıralanmış bir listede kaç evrimleme vardır? Evet. N'in ikili kombinasyonları. Yani N ikili kombinasyonları yoksa N-1'in ikili kombinasyonları mı? Sanırım N-1'in ikili kombinasyonu olacaktı. Evet, temelde toplam alındığında elde edilen evrilmeler üçgen yapılı sayı üretecektir. Sonuçta her halükarda en kötü durumda n kare düzeyindedir. Peki bu bizim buradaki çözümlememizi nasıl etkiler? Burada deniliyor ki S'nin MTF'sinin maliyeti şimdi bu sıfır değildir. N kare olur. C MTF S yani S'nin MTF'sinin maliyeti en çok 4 çarpı optum maliyeti artı büyük O n kare olur. Ve eğer tanıma bakarsak yoksa onu silmiş miydik? Yarışmacının tanımını silmişiz. Ama bu hala 4 yarışmacıdır. Çünkü S'nin değeri sonsuza giderse n kare bir sabit olacaktır. Bu bir bakıma sabitin ne olduğu konusunda kabullendiğiniz kavrama da bağlıdır. Yani listenin boyutu büyüse de biz eleman sayısı olan n kadar erişim yapıyoruz. Bu sayı problem boyutu ile birlikte büyümez. Başlangıçta değişken bir sayı olarak görünse de problemin büyüklüğüyle birlikte büyümez ve hala yarışmacı kalırız. Bu yarışmacılığın tanımındaki K'dır. Sorusu olan var mı? Evet. Maliyet modelini biraz değiştirebilirsiniz. Evet ve bu üzerinde çalışmak için iyi bir problem. Eğer yer değiştirmenin maliyetinden bahsedeceksek bu yaklaşık iki işaretçinin oynaması demektir. Hayır, bir, üç işaretçinin. Aslında bu iyi bir alıştırma olur değil mi? Bir yer değiştirme yapmanın maliyetinin 3 katı olduğunu, yani erişim maliyetinin 3 katı olduğunu düşünelim. Yani bir işaretçiyi takip etmenin maliyetinin. Peki bu sayıyı nasıl değiştirir? İyi bir egzersiz. Aslında güzel bir final sorusu. Evet, bu sabiti etkileyecektir. Biz maliyetsiz bir yer değiştirme yaptığımızda
elemanları öne taşırken sabit değişecektir. Bu işlemler sabiti azaltarak sonlanacaktır. Ama sabit listedeki eleman sayısından bağımsızdır. Bu farklı bir sabittir. Bu bir sabittir. Bu kadar bilgin içinde iki şey var. Birincisi teori. Teori burada pratiği destekliyor. Bu uygulacılar ne yaptıklarını bilmeden ne yaptıklarını biliyorlardı. Bu gerçekten güzeldi. Sayfalama gibi önemli algoritmaları daha kolay anlamanızı sağlayan önemli bir çalışmadır. Söyleyin, çok bilinen sayfalama yenileme politikası hangisidir? İnsanların üzerinde çalıştığı ve birçok işletim sisteminde bulunan uygulama. Bunu 6.033 dersinde görmüşsünüzdür. Evet. Least recently used LRU, yani en az sıklıkla kullanılan EASK. İnsanlar bunu duymuştur. En az sıklıkla kullanılan algoritmasını yarışmacı bir şekilde çözümleyebilir ve EASK'nın aslında yarışmacı olduğunu gösterebilirsiniz. Tabii yani uygun sayfalama yenilemesi ve bazı belli varsayımlarla. Başka şeyler de var. Yarışmacı çözümleme penceresinden çözümlemesini yapabileceğiniz rastgele yer değişimi algoritması gibi başka şeyler de var. Yani bu güzel bir araç. Gelecek problem saatinde daha fazlasını göreceğiz. Bazı başka güzel problemlerle belki bundan biraz daha kolay olanlarla ilgileneceğiz. Kesinlikle daha kolaylarıyla ve bunların size yarışmacı çözümleme ile ilgili daha sezgisel ve mantıklı geleceğini umuyorum. Sizi önümüzdeki haftanın problem kümesi konusunda da uyarmam gerekiyor. Önümüzdeki hafta bir programlama ödevi gelecek. Programlama ödevi mecburi. Her ne kadar bütün problem kümeleri mecburi de olsa, eğer bu ödevi yapmamaya karar verirseniz, bunun bir cezası olur ve bu cezalar ödevlerinizi yapmamaya devam ederseniz dramatik bir şekilde artar. Ama bu ödev zorunlu, ötesi zorunlu. Dolayısıyla dersi kaçırmayın. Eğer bu ödevi yapmazsanız not olarak bir incomplete, yani dersi tamamlamamış notu alacaksınız. Bazılarınızın programlama ile daha az haşır neşir olduklarını biliyorum. Bu nedenle size hafta sonu programlama yetenekleri üzerinde birazcık çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ödev çok uzun olmayacak. Ama eğer bir dosya okumayı ve dosyayı yazmayı bilmiyorsanız programlama konusunda zayıfsınız demektir. Dolayısıyla bu hafta bir metin dosyasından okumaya çalışmanız sizin için iyi olacaktır. Bir metin dosyası olacak. Bu dosyadan okuyacaksınız, belirli işlemleri yapacaksınız ve bir başka dosyaya yazacaksınız. Dolayısıyla programlama çalışmanız yüzünden bu zorunlu ödevi geciktirmenizi istemiyorum. Bazılarınızın bu dersin ön koşu olan programlama konusunda çok iyi olmadığını biliyorum. O nedenle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Sorumu var. Herhangi bir programlama dili sınırlamamız yok. İstediğiniz dili seçebilirsiniz. Problemin cevabı Java'da yazılmış olacak. Eric bu problemi Python'da yazmak için gönüllü oldu. Onun sözünü tutup tutmayacağını da göreceğiz. Bitirdim bile, öyle mi? Ve George da Java çözümünü yazdı. C'de olur ve MATLAB'de olur. Her şey olur. Scheme'de olur. Scheme güzel bir dildir. Dili önemsemiyorum ama yazdığınız programın problemin çözmesi önemli. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.